Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunib turishimiz qanamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy insoniyatning aqlini masxara qilmoqda. Vatanimiz Sharq Turkistondan egilgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari lagerlarga qamagan kishilarning oilasini lagerda tarbiyalashga qo'shilganligi haqidagi jadvalga qo'l qo'yishga majburlagan. Xitoy tajovuzchilari o'tgan yili xalqaro jamiyatni aldash uchun atalmish texniki tarbiyalash markazidagi kishilarni majburiy tutqun qilmaganligini, balki ularni oila a'zolarining qo'shilishi bilan haqsiz tarbiyalab berayotganligini ilgari surgan edi. Xitoy tajovuzchilari xalqaro jamiyatni aldash uchun hamda xalqaro jamiyatning Sharq Turkistondagi lagerlarni tekshirib qolsa, jinoyatlarning oshkori bo'lib qolishidan ansirab, bir qator rezil tadbirlarni qo'llanganligi oshkori bo'ldi. Shahidning isbotlab berishicha, Xitoy tajovuzchilari lagerga qamagan kishilarning oila a'zolari yoki ota-onasini atalmish texnik tarbiyalash markazida tarbiyalab berishga qo'shilganligini bildirib, jadvalga imzo qo'yishga majburlagan. Tutqun qilingan kishini mu tarbiyalanishga qo'shilganligi haqida majburiy imzo qo'ydirgan. Shundaqli lagerdan qo'yib berilgan kishilarning oila a'zolari yoki ota-onasiga tarbiyalash markazidagi akangiz yoki farzandingizni qo'yib berishimizga qo'shilamsiz yoki qo'shilmamsiz degandek inson aqlini masxara qiladigan mazmunlar yozilgan jadvalga imzo qo'ydirgan. Hakkırlar ceza lageri ve Uyghurlar hakkıdaki yeni uçuruğa erişti. Gollandiyadaki bir nefer internet mutakhasisinin bildirişe, Şarkı Türkistan'daki 2.5 milyondan artıq kişinin çıray periklandırış teknikisi arqılıq, Xitayning suni akıl kontrol sistemisiga kirgizilgen şahsi uçurları pütüllay aşkarınıp ketken. Bu haber 17 fevral elan kılıngan deyken, bugün gece Reuters agentliği Janubi Xitay etigelik poştisi, Al Jazeera va Amerika ovozi qatorliq ko'p sondagi dunyoviy taratqularda ulab xabar qilindi. Xabarda deyilishicha, Gollandiyadagi GDI fondining tor bexatarligi mutaxassisi Viktor Geveris oldingi kuni tasodifiy holda Shenzhendagi bir Xitoy yuqori texnik shirkatining sandani, ya'ni sonliq ma'lumot amberida saqlanayotgan millionlagan kishilarning shaxsiy uchurlarini bayqagan. Mazkur sandanda Sharq Turkistondagi 2.5 milliondan ortiq kishining kimlik nomeri, ism familiyasi, jinsi, adresi, tug'ilgan yil oy kuni, ish o'rni hamda ularning o'tgan 24 soat ichidagi chiroy tunish texnikasi orqali kamera arxiviga yo'llangan harakat holati va yurish turishi qatorliq shaxsiy uchurlari xotirasi bor ekan. Ismlarning asosan islomiy ismlar ekanligini, bu kishilarning GPS va chiroy tunish tizimasi bilan Xitoyning Shingin Tor telegraf shirkatiga bog'langanligini, mazkur kameralarning masjid, mehmonxonalarda, soqchi tekshirish o'rinlari va oshxonalarda eslanganligini bildirdi. Viktor Geveris yana bir xil jadval bayqagan bo'lib, uningda bir qism kishilarga xatarlik deb belgi selinganligini, chiroy tunish sistemasi ularni bayqagan hamon tovlab signal berishga boshlaydiganligini bildirdi. Xabarda deyilishicha, bu faqat Xitoydagi sun'iy aql va yuqori texnika uchur sistemasi bilan shug'ullanadigan birli shirkatning sandonining tasodifiy oshkorlanishi ekan. Xitoy taratqulari bo'lsa, navbatda Xitoy rejimining Shenzhendagi mazkur shirkatga qarata jiddiy holda tekshirish olib berayotganligidan iborat yolg'on xabarini e'lon qildi. Sharq Turkistondagi 2.5 million kishining Xitoy rejimining yuqori texnikalik kontrol tizimisi saqlanayotgan shaxsiy uchurlarining oshkorlanishi xalqaroda kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Bu xabar Xitoy rejimining Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik musulmon xalqlarini jazo lagerlariga qamab, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligi ilgari surilayotgan xalqaro jamiyatning Xitoyga bo'lgan inkosi kuchayotgan bir mezgilda oshkorlandi. Kuzatuvchilar Shenzhendagi faqat birli Xitoy shirkatining sandonida saqlanayotgan Sharq Turkistondagi 2.5 million kishining shaxsiy uchuri bizga Xitoy rejimining Sharq Turkistonda g'oyat zo'r yuqori texnikalik kontrol tizimasini qurib bo'lganligini, amda dunyo buningga davomliq sukut qilsa, insoniyat tarixidagi mo'ljalligisiz bir maydon fojianing yuz berishidan saqlanig'li bo'lmaydiganligini ko'rsatib bermoqda deganlarni ilgari surmoqda. Xitoyning Vahan koridorida bazı qurganligi ilgari surildi. Washington pochtasi gazetasining 19 fevraldagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning harbiy qo'shinlari Tojikistonning Vahan koridoridan bir necha kilometr yiroqlikdagi Murg'ob rayoniga baza qurgan. Xabarda muxbirlar Tojikistonni maxsus ziyorat qilib, egilgan ma'lumotlar va sun'iy hamrohdan tortilgan suratlarni analiz qilish orqali
Xitoyning harbiy bazasiga tabe bo'lgan Murg'ob rayonining tabeligida 20 dan ortiq bino va ko'z tush munodlari borligini, ularning bu yerda oz deganda mo 3 yildan buyon harakat qilayotganligini oshkorildi. Xabarda mazkur rayonni amaliy tekshirib chiqqan muxbir Jerli Shehi bu vaqtda to'xtalib, Xitoyning mazkur rayondagi harbiy binolardan birini ko'rganligini, bu harbiy bazaga yaqindagi bozorda savdosi tiqildigan Xitoy askarlarini ko'rganligini, Xitoy askarlarining harbiy kiyimining yoqasidagi belgining Xitoy armiyasining Sharq Turkistonda turishli qismlariga tabe ekanligini, ulardan birining muxbirlarga o'zlarining bu joyga kelganiga 3 yil atrofida bo'lganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq Afg'oniston chegarasidan o'tmoqchi bo'lgan birar kishini qo'lga tushirganligi to'g'risida ma'lumot berishni rad qilganligini bildirgan. Hindonoziyada Sharq Turkiston tanishtirildi. 20 fevral Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi doktor Abdusalom Taktamakan musulmon ziyolilar jamiyatini ziyorat qildi. Hindonoziya yoshlar harakati tashkilotining taklifi bilan Hindonoziya ziyoratini boshlagan doktor Abdusalom Hindonoziya faoliyatining 2-chi kunida Hindonoziya musulmon ziyolilar jamiyatining Java rayonidagi ishxonasini ziyorat qildi. Ziyoratda doktor Abdusalom Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilish tarixini tanishtirdi. U yana Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan inson qalbidan chiqqan yo'lsizliklarini, atalmish qo'shmoq tuqqan siyosatini, Uyg'ur qizlarini Xitoy bilan to'y qilishga majburlayotganligini, Xitoyning islom va musulmonlarga qarshi elib berayotgan dushmanliklarini o'tirg'a qo'ydi. Xitoy Uyg'urlarni Panus bayramini tabriklashga majburladi. 18 fevral Tangritog to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkiston xalqini Xitoyning Panus bayramini tabriklashga majburlagan. Xabarda Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonning Uchtirpon nohiya bozorida 400 dan ortiq kishini Panus bayrami munosabati bilan dumbaq usuli o'ynashga o'rinlashtirganligi bildirilgan. Xitoy axborot vositalari tarqatgan sin ko'rinishlarda usul o'ynayotgan Uyg'urlarning chiroyidan xoli mag'alligi chiqib turadigan bo'lib, Sharq Turkiston xalqi bu xildagi tabriklash faoliyatlariga qatnashmasa, lagerlarga qamilish xavfiga duch kelganligi uchun o'zi xolimasimi usul o'ynashga majbur bo'lgan. Xitoy o'zining bayramlarida o'tkazadigan faoliyatlarni Sharq Turkiston xalqining o'ziga moyil yoki emasligini sinaydigan vosita sifatida qo'llanmoqda. Pidoilar Adana shahrida Sharq Turkistonning vaziyatini tanishtirdi. 19 fevral kechasida Ali Akbar Damollam yetakchiligidagi bir qancha pidoilar Turkiyaning Adana shahridagi inson va madaniyat harakati jamiyatining yig'in zalida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini va Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini tanishtirish bilan birga Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilish tarixi haqida qisqacha to'xtaldi. Barliq Sharq Turkiston xalqiga murojaat. Xalqimizga ma'lum bo'lgandek, Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharq Turkistonda Islom dini va musulmonlarga qarshi qonunlarni tap-tartmasdan o'ttirg'a chiqarib qattiq ijro qilmoqda. Sharq Turkiston xalqi 21 asrda qulluq davridagidanmi og'ir bo'lgan xo'rliklarni beshidan kechirmoqda va qirg'in qilinmoqda. Bu zulm va qirg'inchiliklar Mao davridagi siyosiy bostirishlardan necha hissa eshib ketdi. Mana mushundaq og'ir kunlarda Sharq Turkiston masalasi g'arb allari va demokratik davlatlarda asosan kun tartibiga kelgan bo'lsa-mu, biroq islom allaridagi islomiy tashkilot va hukumatlarning ko'pinchisi Sharq Turkistondagi diniy qayrindoshlarining Xitoy tarafidan qirg'in qilinishini ko'rmasga salmoqda. Shu munosabat bilan Sharq Turkistondagi diniy ulamo ustozlarining kishilarga din o'rgatganligi, imom xatib bo'lganligi uchun Xitoy tarafidan shahid qilinganligi, turmalarga tashlanib, necha yillik kesib etilganligi, lagerlarga qamalib, qiynab o'ltirilganligi, hatto Xitoy ochgan maktablarda tarbiyalanib, necha yillik imom xatiblik vazifasini o'tagan ulamolarning ham tutqun qilinganligi, necha yillik kesib etilganligi qatorliq jinoiy qilmishlarni qaratmini qolda islom dunyosi va xalqaroga bildirishni va ulamolarimiz haqida xotira qoldirishni qaror qildik. Barliq Sharq Turkiston xalqining biz bilan yaqindan maslashib, vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy tarafidan turmaga tashlanib shahid qilingan yoki kesilgan, izdiriki bo'lmagan, lagerga qamalgan ulamo, qari Qur'on, imom xatiblarning asoslik ahvoli haqida ma'lumot bilan ta'minlashinglarni umid qilamiz. Material bilan ta'minlash talabi: ism familiyasi, yoshi, o'qigan maktabi, o'qish tarixi, yurti, vazifa o'tagan masjidi, qachon tutqun qilinganligi, qachon qayerda o'ltirilganligi, Xitoyning chaplagan tuhmati qatorliklar. Mumkin bo'lsa, biror parcha suratini ta'minlashinglarni so'raymiz.
Hürmet bilen Şarkı Türkistan Teşvikat ve Akbarat Agenetliği. Alakı ve malumat yollaş numarı ekranınlarda. Kan kölemlik namayışka çakırık. Xitay tecavüzcileri Şarkı Türkistan'da tesis kılgan ceza lagırlarını inkar kılışmak istedir. Her hıl yalgan meydanlarını yasap, dünya cemaatini aldaşkı urunuş bilen bergen muhacireti yaşavatkan Uygurlarının Xitay'nın cinayeti hakkıda bergen güvahlıklarını yalganga çıkırışkı urunmakta. Xitay'nın köz boyamçılığı ve halkara cemiyeti Şarkı Türkistan halkını əsabi terörcüğü çıkırışının ibaret rezil maksistiki yetküzmeslik, Xitay tecavüzcilerinin netçi milyon Şarkı Türkistan halkını tutkun kılıp, ceza lagırlarına kamıqallıqını dünyaya paşkılış üçün kən kölemlik namayış ve yürüyüş ötküzülmekçi. Namayışta lagır ve türmege kamalgan uruq tukallarımızın suretlerini tahtayığı bastırıp elip çıkıp, Xitay tecavüzcilerden Abdurrahim Heytinin sin görünüşünü körsetkendek, barlıq Şarkı Türkistan muhacirlerinin ceza lagırları ve türmelerine sebepsiz kamalgan uruq tukallarının sıllıq görünüşlerini körüstüş, hem de onlarını lagır ve türmelerden kuyup biriş talep kılınmakçı. Şu arkalık halkara akbarat vasıtlarına Şarkı Türkistan'da lagırlarının mevcutluğu, o yerdeki insanların lagır ve türmelerde kırgın kılınavatkallıkı hakkında ispat vermekçi. Hem de halkara akbarat vasıtları arkalık Xitay'a besim işletmekçi. Türkiye'de yaşavatkan barlık kayrındaşlarını milli kiyimlerini kiyip, Şarkı Türkistan bayrağı, şundaklı lagır ve türmelerdeki tukkallarının ismi, tutkun kılınan vakti, Türkçe ve İngilizce yazılgan, sürüti besilgan tahtlarını götürüp, ayarlarının bir tutaş kök şarpı artıp, muhbirlerine bayanat elan kılış ve yürüyüş faaliyetine iştirak kılışkı çakırı kılımız. Namayışkı yana barlık Xitay'nın siyasi bastırışıga uçurgan Kazak, Kırgız, Özbek kayrındaşlarını mu teklif kılımız. Namayışının orne Fatih rayonudaki Beyazıt Camisi. Namayışının vakti 2019 yılı 2. ayının 23. günü Şembe Çüştümbur'un saat 11'de başlandı. Beyazıt Camisi'den Sultan Ahmet Meydanı'na yürüyüş kılındı. Hürmet bilen Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunakla program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.